Hey bosses, it's Marie from Asian Boss. Did you know that Turkey has been trying to join the European Union ever since the union was formed? So far, they've never been approved, but the Turkish government is very insistent that joining the EU remains one of the country's strategic priorities. When we previously asked ordinary Turkish citizens if Turkey belongs to Asia or Europe, people had a lot to say about Turkey potentially joining the EU. So, should Turkey join the EU or not? What would be the pros and cons from ordinary Turkish people's perspective? Let's hit the streets of Istanbul to find out. O yüzden birkaç tane sorum olacak. İlk olarak Türkiye aktif olarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak tanınmaya çalışıyor. Bununla dair bir bilginiz var mı? Yani çok uzun yıllardır duyduğumuz, bildiğimiz, takip ettiğimiz bir olay. Evet, yani Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'ne girmenin özellikle Türkiye için stratejik bir önem arz ettiğini biliyorum, evet. Peki bu konuda yerel medyaya çıkan haberlerle ne sıklıkla karşılaşıyorsunuz? Son zamanlarda özellikle yılın başında bir artış vardı medyadaki haberlerde diye söyleyebilirim ama şimdi biraz daha medya başka şeylerle meşgul. Bu yılın başlarında bizim Başbakanımız Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik önceliği olmaya devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye niye bu kadar ısrar ediyor sizce? Avrupa Birliği bence güçlü bir birlik, yani şey olarak iyi bir sistem. Avrupa sistemi iyi bir sistem. Sosyal devlet anlayışı çok iyi. Şu anda ülkede, dünya üzerindeki en güçlü devletlerden birçoğu Avrupa Birliği'nde zaten. Türkiye de bunun bir parçası olmak istiyor. Bence istiyordur, bu yüzden. Ya Avrupa Birliği'ne girmemiz bizim için, gençler için önemli bir şey. Hiç yoktan gençlerin önü açılmış oluyor. Şu an ekonomi olaraktan kötü bir vaziyette gidiyoruz. O şekilde olduğunda Avrupa Birliği'ne gençler rahatlıkla giriş çıkış imkanı söz konusu olacak, iş olayı olacak. Tabii ki işle birlikte bizim para değerimiz de biraz daha yükselecek. Onunla birlikte hep iş imkanı. Sonuç olarak da para kazanma olayı söz konusu. Sizce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmalı mı yani sizce? Evet, katılmalı. Hayır, bence katılmamalı. Tabii yıllardır Türkiye'nin böyle bir isteği var ama sanırım birey olarak ben şöyle diyebilirim ki Avrupa Birliği artık kendi içerisinde gücünü kaybetti diye düşünüyorum. Belki bu soruyu bana bir 10 sene ya da 15 sene öncesinde sormuş olsaydınız, evet, bizim için önemli diyebilirdim. Ama şu an için gerçekten çok da önemli değil. Türkiye zaten güçlü bir ülke. Etrafındaki komşu ülkelerle de bu gücünü arttırarak dediğim gibi alternatif bir güç oluşturabilir. Bu hem bizim için hem de bölgede yaşayan diğer insanlar için de çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben şahsen memnun olurum Türkiye Avrupa Birliği'ne katılırsa, zira yine Schengen bölgesinden bir dolaşım hakkımız olacak bizim de vatandaşı olarak. Ama tabii katılmamın tarafında biraz daha realiteye baktığınız zaman belli uyumsuzluklar görüyorsunuz. Onların aşılması gerekir diye düşünüyorum. Yani tabii ki katılmalı, çünkü öncelikle ekonomik birlikten bahsediyoruz ve ülke olarak ekonomik gelişimini tamamlayamamış bir ülkeyiz biz. Bunu sağlamanın kolay yollarından biri hali hazırda iyi durumda olan bir birliğe dahil olmaktır. Buradaki bizim anladığımız kadarıyla temel sorun Türkiye ekonomisi yüzünden birçok insanın zor durumda kalması gibi gözüküyor. Bu konu üzerine biraz daha detaylı konuşacağım. Sizce Türkiye ekonomisi ne kadar kötü ve sizce neden bu kadar kötüleşti? Üretim olmayan bir toplumda ekonomi olmasını bekleyemeyiz sanırım. Hani bundan bir 20 yıl önce, 30 yıl öncesine kadar her şekilde bütün ihtiyaç, aşağı yukarı bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen bir ülkeyken bugün çoğunlukla dışa bağlı bir hikaye var. Dolayısıyla ne paranın değeri ne de herhangi bir olumlaması mümkün. Yani ne kadar kötü? Bayağı kötü. Yani artık her şey lüks bizim için. Ya ben her öğünle yiyeceğimi düşünüyorum. Ya bir sebze alışverişimi bile yapamıyorum ya. Neden yani, hani ayrı ayrı sebzeleri alamıyorum. Bu çok acınası bir şey. Yemek, barınma, hadi geçtim, yemek ihtiyacım ya. Benim en temel ihtiyacım, ben bunu neden sürekli düşünüyorum? Ve neden arkadaşlarımla oturduğumda gezmekten
yemekten, içmekten, kültürden, edebiyattan bahsetmiyorum da para sıkıntısından bahsediyorum. Çöktük yani, ne diyebilirim ki? Ya bazı kötü olaraktan ekonomiyi yanlış yönlendirmeler söz konusu. Herkes mesela bir beton olayı, herkes evi olsun tamam, herkesin evi olsun tabii ama herkesin elindeki parayı gidip de bir eve betona yatırdığı takdirde tabii ticari amaçlı para kalmadı. Kalmamanın haricinde tarım olayı yok oldu. En büyük zaten sıkıntımız o. Tarım olayını yok edince dışarıdan geliyor her şey. Dışarıdan dolar üzerine gelince TL zaten değeri yani çok azaldığından dolayı çok yüksek mal oluyor. Tabii Türkiye ekonomisi insanlardan para yok. Yüksek şekilde alıyor. Gelir gideri karşılamıyor. En büyük sıkıntımız zaten o. Sizin için hani uygunsa ayda ne kadar kazandığınızla ilgili sormak istiyorum. Yani ben şu an son yapılan zamlarla beraber yani aşağı yukarı yani 7-8 bin lira para kazanıyorum ve zorlanıyorum. Zorlanıyoruz. Ben ticaret yapıyorum. Bir dükkan sahibiyim. Benim burada sabit bir gelirim olma ihtimali çok düşük. Az veya çok kazanıyor olabilirim. Yani buradaki asgari ücrete göre tabii ki biraz daha yüksektir ama yeri geliyor asgari ücretten daha az kazandığım zamanlar oluyor. Bu da bizim sezonsal olarak satışlarımızın aşağı doğru yönelik veya yukarı doğru yönelik olmasıyla alakalı. O yüzden hani böyle bir anket sorusu gibi ortalama bir şey söylemem gerekiyorsa yaklaşık 5 ila 10 bin TL arası bir para kazanıyorum. Bu da benim yaşamımı devam ettirmem için yetiyor. Çünkü ben tek bir bireyim. Diğer aile bireyleri de zaten kendi kazançlarını kazanıyorlar. Aralık vereyim. 10-15 bin TL arası net bir kazancım var. Türkiye'de gençler için yeterli iş fırsatı sunulduğunu düşünüyor musunuz? Ben sunulmadığını düşünüyorum. Çünkü ülkemizde şöyle bir uyumsuzluk var. Yani var olan işler ile aslında akademik olarak statüsü uyuşmayan gençler var Türkiye'de. Bu nedenle bir işsizlik sıkıntısı çekildiğini düşünüyorum gençler arasında. Bence yeteri kadar iş fırsatı var ama insanlar ve özellikle gençler hani gözlemlediğim kadarıyla çok iş beğeniyoruz. Bu büyük bir sıkıntı. Bence iş var ama o işe gönül koyacak gençlerimiz artık çok az, öyle söyleyebilirim. Ben olduğunu düşünmüyorum. Üniversite mezunuyum. Tabii ki insanın öncelikle kendini geliştirmesi önemli, gerekli. Fakat bir iş başvurusu yaptığınızda sizden direkt 5 yıl tecrübe istiyorlar, onu istiyorlar, bunu istiyorlar. Ben yeni mezun birisi olarak yani hele ki bu şartlarda ücretsiz staj nasıl yapabilirim? Ücretli staj ücretiyle nasıl geçinebilirim? Veya işte asgari ücret nasıl olabilir diye akıllı bir sürü soru oluyor ve yeterli değil yani insanlar. Evet tabii ki işveren de haklı çünkü insan kendi şirketinde, kendi bünyesinde kalifiye insan ister. Fakat gençlere de imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce Avrupa Birliği'ne katılmak Türk halkının hayatını nasıl etkileyebilir? Ben kendi açımdan belki seyahat etmek açısından rahat olabilir diye düşünüyorum. Ekonomik anlamda eğer para birimi değişikliğine gidilirse bu anlamda rahatlık olabileceğini düşünüyorum. Aslında benzer örnekler var baktığınızda. Örneğin Bulgaristan'a bakabilirsiniz o tarafta. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne katılması sonucu ne oldu? Ben kendim gidip gördüğümde şöyle bir manzarayla karşılaştım. Ülkenin genç nüfusunun büyük ölçüde Avrupa'daki ülkelere göç ettiğini görüyoruz. Avrupa'daki ülkelerde çalışma izni aldığını ve çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasının nasıl dezavantajları olabilir? Hiç zannetmiyorum ya. Dezavantaj düşünemiyorum yani. O pozitif olacak. Evet, dezavantajlar da söz konusu. Şu şekil olayları var. Bizim bazı örf ve adetlerimizi bir anda Avrupa'ya karşı yok ediyoruz. Mesela belirli bir bizim şeylerimiz, bayramlarımız var, belirli olaylarımız var. Ama bunları biz ne hikmetse Avrupa ülkesinde rahatlıkla onlar kutladığında biz de kutluyoruz ama onların bizim kutladığımız onlar kutlamıyor. Peki şu an Türkiye Avrupa Birliği'ne hemen hemen 30 yıl önce başvurmuştu. Sizce Avrupa Birliği'nin bunca yıl niye Türkiye üyeliğini onaylamadı? Avrupa Birliği'ne üyeliğe uygun olmadığımız için. Çok iyi bir evin var. Mükemmel bir sarayın var.
ve sarayının her bir odasını atıyorum 10 liradan kiralıyorsun ve birisi geliyor sana diyor ki 1 liram var verir misin ve diğerleriyle aynı şartları paylaşmak istiyorum. Bu kadar basit matematik yani. Şöyle dış yani biz dış ülkelere göre genç sayımız çok yüksek derecede biraz ondan korkuyorlar. Onun haricinde tabii biraz Müslüman ülke olduğumuzdan kaynaklanan olaylar var. Ve Müslümanın haricinde mesela işte Afganistan'da vesaire olan olaylar onlar da Müslüman olduktan dolayı yüksek şekilde terör olayından korkuyorlar. Terör olayından korktuklarından dolayı da bizi almak istemiyorlar açıkçası bu. Peki sizce Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ülkelerin ne gibi şeyler isteyebilir? Bunların birkaç tane örnek olabilir misiniz ve biz bunlara uyuyor muyuz? Biraz aslında ekonomik stabilite beklenebilir. Yani özellikle Eurozone'a dahil olmak istiyorsa ülke. Onun dışında kurumsal bazda bağımsız kurumların yer almasını beklemek gerekebilir aslında. Tamamen demokratik mi? Ekonomik olarak güçlü mü? Şimdi Avrupa Birliği içerisinde ekonomik olarak güçsüz olan devletler de var. Henüz sistemini oturtamamış devletler de var Avrupa Birliği içerisinde. Avrupa Birliği kendi içerisinde zaten belki yavaş yavaş bir çözülme yaşıyor olabilir. Gerçekçi olmak gerekirse bu olabilecek bir şey mi? Hani gelecekte biz Avrupa Birliği'ne katılabilir miyiz? 100 yıl önce belki 200 yıl önce uzaya çıkmak da gerçekçi bir şey değildi ama bence her şey olabilir. Yok, şu an yok. Yok şu an. Böyle düşünmenizin nedenleri hani birkaç tanesini söyleyebilir misiniz? Şu an olaraktan yüksek şekilde göçten söz konusu korkuluyor ve istemedikleri olay şu. Dikkat ediyorsanız Yunanistan sınırına çok yüksek şekilde bir yığınak söz konusu yapıldı ki bizde dışarıdan gelen Afganistan ve Suriye'den gelen çok yüksek şekilde göçmenimiz var. Bu göçmenlerin hepsi Avrupa ülkesine gidecek. Bırakın Türk gençleri tabii onlar da gidecek tabii ki ama onlardan dolayı bize alma imkanları yok. Yok maalesef. Türkiye'nin şu ekonomik sorunları ve diğer sorunlarının üstesinden tek başına ya da Avrupa Birliği'ne katılarak girebileceği konusunda ne kadar umutlusunuz diye soracaktım. Yani tabii ki şu an ben ve herkes benimle birlikte umutsuzdur diye düşünüyorum. Çünkü çok zor bir durumdayız gerçekten. Herkes çok zor durumda. Fakir olan daha da fakir oluyor. Zengin olanın daha da zengin olduğu bir dönemdeyiz. Önceden orta sınıf diye bir sınıf kavramı vardı. Artık yok. O yüzden üzücü. Umut etmek zorundayız. Umutlu muyum? Çok zorlanıyorum ama umut etmekten başka çaremiz yok. Yoksa nasıl yaşayacağız yani? Yani Türkiye'yi birisi kurtaracaksa bu yine Türkiye'dir. Üretim gücüyle, eğitimiyle tekrar üretmemiz gerekiyor. Tekrar çiftçiye sahip çıkmamız gerekiyor. Tekrar kendi içimizde kendimize yetebilmemiz lazım ki dışarıdan herhangi bir tehlikeyle birden yıkılmamamız gerekiyor vesaire. O yüzden herhangi bir yardım elinin bizi daha da meczup duruma düşüreceğini düşünüyorum. Evet. Yani çok da çözümü dışarıda aramak lazım. Aslında bundan 100 sene önce sıfırdan kurulan bir Türkiye Cumhuriyeti vardı. Bugün de tekrar aynı şeyleri basit olarak yapabiliriz. Yapmamız gereken genç, dinamik, iyi eğitilmiş kadrolarla ülkede üretime dayalı bir sistem oluşturmak ve bunun peşinden gitmek.